Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Tuğba Hoca. Bugün sizinle beraber 19. dersi işleyeceğiz. 19. dersimiz mutlak eşsizlik. Hemen derse başlayalım. Şimdi evet arkadaşlar, mutlak değerli eşitsizlikleri gördük şöyle. Mutlak x a'dan küçüktür. Şimdi mutlak x a'dan küçükse x'i bir aralığa aldık. A ile eksi a aralığında. Peki diyeceksiniz ki hocam bu nereden geldi? Şimdi arkadaşlar önceki dersimizde 18. derste ne gördük? Mutlak x a'ya eşitken bunun iki ihtimali vardı değil mi? X eşittir a ya da x eşittir eksi a. O zaman şimdi burada eşittirin yerine tek fark ne? Küçüktür. O zaman ben burayı küçüktür yaparsam x a'dan küçük ve eksi a'dan küçük olacak hali yok. Ne olacak? Büyük. Demek ki böyle bir ifade gördüğümüzde eşitsizlik sisteminde a ile eksi a aralığını alıyoruz. Şimdi hemen bir örnek soruyu görelim. Mutlak 2x eksi 4 küçük eşittir 6. Tam sayılardaki çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar neyi biliyorum ben? Güzel arkadaşım 2x eksi 4'ün 6 ile eksi 6 aralığında kaldığını biliyorum. Bunu nereden öğrendim? Az önceki nottan. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağım? Öncelikle x'i tek bırakacağız değil mi? Klasiktir x'i tek bırakmak. Önce olarak nereden başlıyorum arkadaşım? Eksi 4'ü yok edecek ifade artı 4'tür. Fakat adaletli davranmak lazım. Eksi 4 hem buraya artı 4 ekledim hem de buraya artı 4 ekledim değil mi? Tek tarafa yaparsam eşitsizlik değişir. O zaman ben ne yapmam lazım? Her tarafa eklemem lazım. Şimdi buradan ne geldi? Eksi 6 artı 4, eksi 2 geldi. Oh çok güzel. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. 2x geldi. 6 artı 4 ne getirdi? 10 getirdi. Ve son olarak her tarafı ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Böldüm 2'ye, böldüm 2'ye, böldüm 2'ye. Eksi 1 küçük eşittir x küçük eşittir 5 geldi. Demek ki çözüm kümem eksi 1'e 5. Peki ben bunu parantezle göstermek istesem. Önceki derste öğrendik önceki derslerde. Bir hatırlatma yapalım. Eşittir olduğu için köşeli parantez eksi 1 virgül 5 köşeli parantez. Var mı sıkıntımız? Tabii ki yok. Şimdi geldik diğer özelliğimize. A diğerinde öncekinde ne yapıyorduk? Mutlak x a'dan küçüktü. Şimdi ne arkadaşım? Mutlak x a'dan büyük. O zaman şöyle bir şey düşüneceğim. Mutlak x a'dan büyükse x ya a'dan büyüktür ya da eksi a'dan nedir? Küçüktür. Şimdi hemen şurada eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım demiş. Bakalım. Bakın büyüktür diyor. O zaman ben neyi biliyorum? 5x eksi 3 büyük eşittir 3. Ve 5x eksi 3 bu sefer ne yapıyorum? Küçük eşittir eksi 3. Eksiden büyük olacak hali yok. Önce eksi 3 hemen şutladım karşı tarafa. 5x büyük eşittir 6 geldi. X büyük eşittir 6 bölü 5. Dursun kenarda. Geldim buna eksi 3'ü karşıya şutladım. 5x küçük eşittir eksi 3 artı 3 hop 0 küçük eşittir 5x. X küçük eşittir ne geldi? 0 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın burada çözüm kümesini soruyor ya. Bu çözüm kümesini bulurken hafif bir sayı doğrusundan yararlanırsak işimiz çok kolaylaşacak. Şimdi 6 bölü 5 yaklaşık nedir? Bir küsür bir şeydir. X bir küsür bir şeyden büyükmüş. Şimdi sayı doğrusunu çizdim. İşte burası 0, işte burası 1. Bir küsür bir şeyde yaklaşık olarak şuralarda bir yerlerdedir. X bir küsür bir şeyden büyük diyor. O zaman ne yapacağım? Yukarıları taralayacağım, değil mi? Sağ tarafa doğru gidebildiği kadar gitti. İkinci ifadede ne diyor? X küçük eşittir 0 diyor. X 0'dan küçük olduğu yerler neresi? Aa burası. O zaman ben çözüm kümeme şunu diyorum. Birden ne yapıyor? Yani 6 bölü 5'ten nereye kadar? Şurası 6 bölü 5'ti değil mi? Sonsuza kadar ve 0'dan nereye kadar? Eksi sonsuza kadar. O zaman bunu iki şekilde gösterebilirim. Yani köşeli parantez dedim. 6 bölü 5'e sonsuz ve şöyle şurayı bir düzeltelim. Şöyle şurası daha bir geniş alanımız şuraya yazalım. 6 bölü 5'e sonsuz ve birleşim ne diyorum? 0'a eksi sonsuz. Tabii ki 0'da ne var? Köşeli parantezim var. 0'a eksi sonsuz. Sonsuzlar ne olur? Açık olur. 6 bölü 5'te dahil ettiği için bu da nedir? Köşeli parantezimiz. Şimdi arkadaşlar eğer ki bak küçüktür olmayı bir öğrendik. Ne dedik? Mutlak x küçüktür a'dansa onu önceki notlarımızı öğrendik. B'den büyük olursa bunu da öğrendik. Şimdi mutlak x a ile b arasında yani mutlağımın artık iki tane sınırı var. İki sınırım varsa o zaman yapacağım iki tane durumum var. Birincisi x a ile b aralığında. İkincisi ise işte bu biraz ters. X'im
Şimdi alt sınırında ne vardı? B'ydi. Burayı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarparsam ne olur? Eksiyle çarpılan ifadeler şurada daha küçükken, mesela bir örnek vereyim. Buradaki sayım 1 olsun. Buradaki sayım 2 olsun. Eksiyle çarpınca burası ne olacak? Eksi 1'e eksi 2. Doğal olarak eşitsizliğim aynı yönde kalmayacak. Ne oldu? Eksi 1'den daha büyük ve eksi 2'den, eksi 1'den daha küçük ve eksi 2'den daha büyük oldu. Şimdi hemen soruya bakalım. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını sormuş. 1 küçüktür. Önce pozitif olarak yaptım ama pozitif olarak yaparken de tabii ki dikkat edeceğim bazı hususlar var. Birazdan göstereceğim. Şimdi önce X'in yanında ne var? 5 var. 5'i yok etmek için her tarafa hop eksi 5'i attım bu şekilde. O zaman ne geldi? Eksi X küçüktür. 1 küçüktür. Eksi 4. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Ben bitti demeden bitmez arkadaşım. Çünkü burada X'in önünde ne var? Eksi var. O zaman ben burayı ne yapıyorum? Eksiyle çarpıyorum. O zaman 4. Eksiyle çarpınca ne oluyordu eşitsizliğin yönü? Yön değiştiriyordu. X büyüktür eksi 1. Hemen bunu sayı doğrusunda da gösterelim. X'im 4 ile eksi 1 aralığındaymış. Şuraya kaba taslak bir eksi 1 yazdım. Şuraya da bir kaba taslak 4 yazdık. 4 ile eksi 1 aralığında şu aralığımda X var. Bakalım diğerinden ne geliyor? Tabii diğer yaptığım ifadede ne olacaktı? Sınırlara eksi koyuyorum. Eksi 6'ya eksi 1. Doğal olarak eksi 1 eksi 6'dan büyük olduğu için ortadaki denkleme karışmıyorum ve bu şekilde yazdım. Şimdi eksi 5'i yok etmek için ne yapıyorum gene? Her tarafa eksi 5'i hop ekledim. Eksi 11 küçüktür. Eksi x o da küçüktür. Ne oldu? Eksi 6. Ve son olarak ne yapıyorum? Burayı da diğerinden ne eksiği var deyip eksiyle çarpıyorum. Buradan 11 büyüktür, x büyüktür, 6 geldi. Şimdi arkadaşlar bak iki tane sınırım var. Bunu da sayı doğrusuna gösterelim. 6 tabii ki sol tarafta, 11 sağ tarafta ve arası. Bana x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Şimdi şu ikisinin ortak noktası var mı? Bakıyorum eksi 1 ile 4, 6 ile 11. Yok. Yapacağım işlem her iki taraftan da gelecek sayıların toplamı. Eksi 1'i dahil etmemiş. Eksi 1'den sonrasını alacaksın. Yani 0, 1, 2 ve 3. 4'ü de dahil etmemiş. Orada bıraktık. Aynı olay burada da var. 6'dan sonrası yani 7, 8, 9 ve 10. Hemen topladım burayı. 7, 3, 10 yaptı. 8, 2, 10 daha. 20 yaptı. 9, 1 daha. Ne yaptı? Bir 10 daha. 30. Bir de burada 10'um var. Etti sana 40. Demek ki cevabımız neymiş? 40'mış. Oo, çok güzel bir soru. Neden? Çünkü bu soruyu ben yazdım. Karesi kendisinden küçük olan sayılar 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılardır. Şimdi arkadaşlar şaka maka bir yana ben yazdığım için değil. Biraz da ne bu? Son zamanlardaki güncel sorulara benzediği için bu soruya güzel dedim. Yukarıdaki bilgiye göre x bu tanıma uyan bir sayı ise işleminin sonucu hop kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar karesi kendisinden küçük olan sayılar 0 ile 1 arasındadır. Bak bu güzel bir bilgi. Aynı zamanda bu bilgiyi not alabilirsin. A kare karesi kendisinden küçük ise o zaman A sayım benim neyle ne arasında? 1 ile 0 aralığında. Şimdi bunu biliyorum ya. Şu mutluğa acaba nasıl dışarı çıkartacağım? Şimdi bak x eksi 1 diyor değil mi? Ben bakıyorum x dediğim şey yani A dediğim şey birden küçük. Şimdi arkadaşım bak dikkatli bak. X birden küçükse birden küçük olan bir şeyi ben ne yaptım? Birden çıkarmaya çalıştım. O zaman mutlak değerin içerisinde ne olacak? Negatif. İnanmıyorsan sayı koy. Sıfır koy buraya. Sıfır eksi birden ne geldi? Eksi bir. Ha, demek ki içine negatif. Hemen geldim buraya. Yandakine bakıyorum. X eksi 2. Oo, artık bunun cevabını hemen verebilirsiniz. Çünkü x birden küçük ya. Birden küçük olan şey 2'den de küçüktür. 2'den küçük olan şeyi kendisinden büyük olan bir şeyden çıkarmaya çalışıyorum. O zaman işaretim ne? Eksi. İnanmıyorsan ne yapıyorsun? Hemen kolayına geliyor. Sıfır koyuyorsun. Kafan rahatlıyor. Artı 2 çarpı x eksi 3. Evet sesinizi duyar gibiyim arkadaşım. Ne oluyor burası da? Eksi. Çünkü diğerleri eksi geldiyse tabii ki bu da ne olacak? Eksi gelecek. Eksi olan ifade mutlak değerler nasıl çıkıyordu? Önüne eksi alıp öyle çıkıyordu. O zaman eksi aldım. Eksi x artı 1. Önüne eksi aldı. 3 olduğu için dağıtacağım birazdan. X eksi 2. Eksi 2 x eksi 3 şeklinde yazdım. Hemen dağıtıyorum. Hop hop. Eksi 3x artı 6. Eksi 2x. Gene artı 6.
ve eksi x artı 1. Hemen x'leri toplayalım. Eksi 3x, eksi 2x, eksi 5x, bir tane daha. Hemen ne geldi? Eksi 6x. 6, 6, 12 ve buradan da artı 1 geldi. Ne oldu? 13. Cevabımız demek ki eksi 6x artı 13. Şıklarda da bunu göreceğiz. Bunu bulacağız. Evet, hemen sorumuza bakalım. Bak, x eksi 2, aha küçük eşittir 4 diyor. Benim uyanık olan arkadaşım ne düşünecek? Hocam, x eksi 2 ne ile ne arasında? Tabii ki 4 ile eksi 4 aralığında. Çünkü sen ne yaptın? Bunu az önce hemen dersi öğrendin ve hemen uygulayan öğrencim var benim. Eksi 2 ne yaptım? Her tarafa artı 2, artı 2 ve artı 2 ekledim. Bak işlemim çok kolaylaştı. X küçük eşittir 6 ve küçük eşittir eksi 2 geldi. Ne soruyor bana, ona bakıyorum. Kaç farklı tam sayı değeri alır? Az olduğu için sayabiliriz. Eksi 2, eksi 1, 0 pek de az değilmiş. Bundan sonrasını şöyle sayalım. 1'den 6'ya bak uyanık ol arkadaşım. Senin zamana ihtiyacın var. Daha 9. sınıf olabilirsin ama ne olması lazım? Senin sınava hazırlandığın için hızlı olman lazım. 1'den 6'ya kaç tane sayım var? 6 tane. Eksi 1'den 2'ye kaç tane var? 2 tane. Bir tane de 0'dan geliyor. Artı 1 ekle. Yani 6, 2, 8, 1 daha ne geldi? 9. Cevabımız Erzurum. Evet, diyeceksiniz ki hocam ya önceki soruyla bu soru arasında ne fark var? Bakalım ne fark var? Mutlak 2x eksi 4 küçük eşittir 0 eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bak, işin sırrını bilmeyen öğrenci hemen atlar. Aa 2x eksi 4, oh ne güzel. O zaman sıfırdan küçüktür der. Hatta hızını alamayan öğrencilerimiz sıfırla eksi sıfır aralığını alır. Ne olur? Şurayı silelim. Eksi sıfır aralığını aldı ve böylelikle ne oldu? Sorunun cevabını bulamadı. Benim uyanık olan öğrencim şunu anlayacak. Şimdi mutlak değerli bir ifade sıfırdan küçük eşittirse, şimdi ben buraya x'in yerine ne koyarsam koyayım sıfırdan küçük olamayacak, değil mi? Çünkü mutlak değerin içine sayı koyuyorum. Sonuç ne oluyor? Pozitif oluyor. Sayı koyuyorum, pozitif oluyor. Sıfırdan küçük gelmiyor. Ama eşittir dediği için tek bir durumda sıfır olabilir. Yani 2x eksi 4'ü sıfıra eşitleyen sayıyı aradığımda cevabım, çözüm kümem sadece oradan geliyor. Başka hiçbir yerden gelmez. Eksi 4'ü attım karşıya. 2x 4. Yani x de buradan her iki tarafı 2'ye böldüm. Ne geldi? 2. Başka bir sayı koyabilir miyim arkadaşım? Asla olmaz. Eğer ki şu soru şöyle olsaydı, 2x eksi 4 küçüktür 0 deseydi asla burada cevap gelmezdi. Cevabım boş küme olurdu. Şimdi ne bulduk cevabı? X eşittir 2 bulduk çünkü eşitlik sağ olsun. O zaman cevabım Denizli. Mutlak x küçük eşittir 2 demiş. Ya arkadaşım sorunun devamına bakmadan hemen ne yap biliyor musun? X'i sen ne biliyorsun? Bir şeyden küçükse 2 ile ne aralığındadır güzel arkadaşım? Eksi 2. Bunu yazdım. X eşittir 2'ye eksi 1 bir denklem vermiş. Kaç farklı y tam sayısı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar kaç farklı y'yi soruyor? Ne alaka? X'i vermiş y'yi soruyor. Ama benim akıllı olan öğrencim şurada bak görüyorsun. X yerine 2'ye eksi 1 demiş ya. Hemen x yerine 2'ye eksi 1 yazar. Benim uyanık olan öğrencim. Küçük eşittir 2 ve küçük eşittir eksi 2. Sonra ne yapacağız? Tabii ki eksi 1'i yok etmek için her tarafa artı 1 ekledik. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu konu eşitsizlik konusuyla çok alakalı. Doğal olarak eşitsizlik konusunda eksiği kalan öğrenciler aslında bu derste dinlediğinde eşitsizliği de ne yapmış oluyor? Aynı zamanda tamamlamış oluyor. Şimdi hemen işlemimize devam edelim. Eksi 1 küçük eşittir 2y ve küçük eşittir 3 geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bölelim. Elimize sağlık. Ne geldi buradan? Y 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2. Hocam eyvah küsuratlı geldi. Ne yapacaksın? Tahmin edeceksin. Şimdi eksi 1 bölü 2 nerededir? Bak bir tane sayı doğru çizelim hemen. Hop. 0 buradadır. Eksileri bu tarafa attık. Eksi 1 burada. Eksi 1 bölü 2 tam olarak ortadadır değil mi? İşaretledim. 3 bölü 2 nerededir? Bir birimden bir sonradır değil mi? 1 ile 2 arasında bir yerdedir 3 bölü 2. Tam olarak şurada. Şimdi bana şu aradaki tam sayıları soruyor değil mi? Oo, cevabı bulduk. Ne geldi arkadaşım? 0 ile 1 aralığı. 0 ile 1 sayıları geldi. O zaman kaç farklı sayı aldı? 2 tane aldı. Cevabım 2. Sayı doğrusu çizen arkadaşlar inanın bana asla yanlış yapmazlar. Dikkat edelim.
Gönderelim soruyu, yeni sorumuz gelsin. Şimdi arkadaşlar geldik böyle baba bir soruya. İşlemlerle uğraştırıcı bir soru ama öyle çok da aslında zorlayıcı bir soru değil. Hemen iki tane ok çıkardım. Neden? Çünkü mutlak değerli eşitsizliklerde böyle küçük dürlü bir şey gördüğümde iki farklı durumu var. Hemen onu düşünüyorum. Şimdi öncelikle geldim. Bir küçük eşittir x eksi 3, küçüktür 4. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum. Ama ikincisinde ne yapıyorum? Sınırlarıma ne koyacağım arkadaşım? Eksi koyuyorum. Eksi 4 küçüktür x eksi 3 ve küçük eşittir eksi 1. Tabii ki sınırlarım ne oldu? Yön değiştirdi. Yani 4 aşağıya geldi. Eksi olduğu için eksi 1 de yukarı çıktı. Çok güzel bir oyuncu değişikliği oldu. Şimdi eksi 3 yerine ne yaptım? Artı 3'ü ekledim. Acımasızca bunları hemen topluyorum. Ne geldi buradan? 4 küçük eşittir x küçüktür 7. Hemen aradaki sayıları yazalım. Zaten bize ne diyor? Tam sayılar toplamı diyor. 4, 5, 6 geldi. Hop, 3 tane sayım geldi. Toplayalım da bunları. Ne geldi buradan? 15. Dursun kenarda şöyle 15. Geldim buraya. Eksi 3 yerine ne yaptım? Artı 3'ü hem buraya hem buraya hem de buraya ekleyiverdim. Ne geldi buradan? Eksi 1 geldi. Küçüktür x ve küçük eşittir 2 geldi. Eksi 1 ile 2 aralığındaki sayıları yazdım. Ne geliyor? 2, 1 ve 0. Bunların toplamda 3 getirdi. 15 artı 3 ne geldi? 18 geldi. Cevabımız Erzurum. Evet, x artı 1 büyük eşittir 2 demiş ve x küçüktür 5 demiş. Arkadaşlar bu soruyu ben özellikle seçtim. Çünkü iki yerde de böyle x var ya, bu sizin kafanızı karıştırıyor. Ben bunun farkındayım. Ama bu sorunu ne yapacağız? Hemen çözümleyeceğiz. Şimdi hemen şu ilk ifadeyi aldım. Aa, mutlak x 5'ten küçük. O zaman sen ne biliyorsun? X 5 ile neyin arasında? Eksi 5'in arasında. Şimdi bunu hallettim. Bunda bir sıkıntım yok. Geldim buna. Burada büyük eşittir 2 dediğinde x artı 1 büyük eşittir 2 ve ikinci bir durumum neydi arkadaşım? Buradan x artı 1 küçük eşittir eksi 2 idi. Şimdi bu kalsın. Bu lazım olacak bana. X artı 1 büyük eşittir 2 ise at karşıya x buradan ne geldi? Büyük eşittir 1 geldi. E bunu da at karşıya x küçük eşittir eksi 3 geldi. Bak sınırlara bak. Sınırlar da biraz gıcık değil mi? Ve bana da diyor ki x'in olabileceği değerler toplamı. Hemen şu iki sınırı birleştirelim. Burada bir sayı doğrusuna ihtiyacımız var. Sayı doğrusu olursa kafam rahat oluyor değil mi? Senin de kafan rahat oluyor, benim de. Şuraya eksi 3'ü yazdım. Şuraya da 0'ı yazdım ve buraya da 1 yazdım. Biri diyor ki birden büyük olan kısımlar. Öteki diyor ki hayır, eksi 3'ten küçük olan kısımlar. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Sayıların toplamını sormuş. Şimdi ben bakıyorum. Birden sonra ne vardır? 2, 3, 3'ten sonra böyle bayağı gider. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 negatif tarafı da yazdım. 3'ün yanına bir de 4, 5 de yazdım. Şimdi arkadaşım bak toplamını soruyor değil mi? İki tarafa da dikkat edersen eksi 3 artı 3 gitti. Eksi 4 artı 4 gitti. Eksi 5 artı 5 gitti. Bunlar sonsuza kadar ne oldular? Mutlu oldular. Yani eksiler artıları birbirini götürdü. Ne kaldı sadece? 1 ile 2. Evet arkadaşlar x ne geldi? Buradan 1 artı 2'den 3 geldi. Şurada x'in aralığını bulalım. Eksi 4. Arada sayılarım eksi 3 falan filan. Zaten ortadaki sayıları biliyorsunuz. 3 ve 4. Şimdi bana x'in değerleri toplamı soruyor. E bu taraftan da toplayınca bunlar artılar eksiler ne oldu? Birbirini götürdü. Geriye sadece ne kaldı? Garibanın 1 ile 2. 1 ile 2'nin toplamı ise ne geldi? 3 geldi. Cevabımız C şıkkı. Evet çok sevdiğimiz ve ÖSYM'in de çok sevdiği biraz yorum, biraz mantık işi sorular. Aslında çok az işlem. Demek ki çok kısa sürede çözebileceğimiz sorular bunlar. Dikkat edeceğiz sadece arkadaşlar. İfadelerinden hangileri ya da hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyorum x eksi 7 küçüktür 0 denkleminin çözüm kümesi boş küme midir değil midir? Şimdi arkadaşlar x'in yerine ben ne koyarsam koyayım. Mesela 1 koydum. E 1 eksi 7 ne yaptı? Mutlak eksi 6. E mutlak eksi 6 ne yaptı? 6 yaptı. 6 sıfırdan küçük mü? Hayır. Daha küçük bir şey koyalım. Negatif koyalım. E negatif koyarsan eksi 3 eksi 7 ne geldi buradan? Eksi 10. E eksi 10 dışarı ne olarak çıktı? 10. Allah Allah. Gene sıfırdan küçük gelmedi. E zaten benim aslında dersleri dinleyen arkadaşım şunu bilecek. Mutlak değerin içine ne koyarsan koy, asla mutlak değer çubuklarından sonra ifadem sıfırdan küçük olamaz.
Olursa ne olur? Çözüm küme, boş küme olur. Demek ki birincisi ne demiş? Doğru söylemiş. İkinciye bakalım. X artı 3 büyük eşittir 0 denklemin çözüm kümesi reel sayıdır. Arkadaşlar aynı mantıkla davranalım. Şimdi ben X'e 1 koy, 2 koy, 3 koy, eksi 1, eksi 2, eksi 3 ne koyarsan koy. Mutlak değer çubuklarının içinden sayım pozitif çıkacağı için ya maksimum, minimum 0 olur ya da maksimum artık sonsuza kadar gider. Ama negatif olur mu? Olmaz. O yüzden çözüm kümesi ne diyor? Reel sayı diyor. O zaman demek ki bu da doğru. Mutlak x küçük eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi boş kümedir. Arkadaşlar burada tek bir durum var. Sonuçta 0 bu durumu sağlıyor değil mi? 0 küçük eşittir 0. Şimdi bir tane sayı bile sağlıyorsa ben bunun için çözüm kümesi boş küme diyemem. X eşittir 0 için olayı sağlıyor. O zaman burada çözüm kümem x eşittir 0'dır. Demek ki bu ne yapmış? Yalan söylemiş, dikkatinle oynamış. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. Evet arkadaşlar, bugünkü 19. dersimiz de buraya kadardı. Umarım sizin için yararlı ve faydalı olmuştur. Sorularınızı aşağıda yorum kısmında bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.